dağların külli vazifeleri ve umumi hizmetleri o kadar azametli ve hikmetlidirler, akılları hayret içinde bırakır. Mesela dağların zeminden emr-i Rabbani ile çıkmaları ve zeminin içinde inkılabat-ı dahiliyeden neş'et eden heyecanını ve gazabını ve hiddetini çıkmalarıyla teskin ederek, zemin o dağların fışkırmasıyla ve menfeziyle teneffüz edip, Ya Rabbi ve Ya Rabbes semavati vel arazin, Ya Halik ve Ya Halik-i kulli şey, gökleri yıldızlarıyla ve zemini müştemilatıyla ve bütün mahlukatı bütün keyfiyatıyla teshir eden, kainat seyyahı, kainatı müşahede etmek için çam ağacının üstünde kainat kitabının mihdahını açıp okumaya başladı. Demek nasıl ki sefineleri sarsıntıdan vikaya ve muvazenelerini muhafaza için onların direkleri üstünde kurulmuş, öyle de dağlar zemin sefinesine bu manada hazineli direkler olduklarını Kur'an-ı Mucizül Beyan vel cibale avtada ve elgayna fiha revasiya vel cibale ersaha gibi çok ayetlerle ferman ediyor. Hem mesela dağların içinde azı hayata lazım olan her nevi menbaalar, sular, madenler, maddeler, ilaçlar o kadar hakimane ve müdebbirane ve kerimane ve ihtiyatkarane iddihar ve izhar ve istif edilmiş. Azametine karşı rükû ile aczini izhar etmek ve kemali bir zevaline ve cemali bir misaline karşı secde etmek. Ya ilahi ve ya Rabbi, ben imanın gözüyle ve Kur'an'ın talimiyle ve nuriyle ve Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın dersiyle ve ismi hakimin göstermesiyle görüyorum ki semavatta hiçbir devran ve hareket yoktur ki böyle intizamıyla senin mevcudiyetine işaret ve dalalet etmesin. Ve hiçbir ecram-ı semaviye yoktur ki sükutiyle gürültüsüz vazife görerek direksiz durmalarıyla senin rububiyetine ve vahdetine şehadeti ve işareti olmasın. Ve hiçbir yıldız yoktur ki mevzun hilkatiyle, muntazam vaziyetiyle ve nurani tebessümüyle ve bütün yıldızlara mümaselet ve müşabihet sikkesiyle senin haşmet-i uluhiyetine ve vahdaniyetine işaret ve şehadette bulunmasın. Ve 12 seyyareden hiçbir seyyare yıldız yoktur ki hikmetli hareketiyle ve itaatli müsahhariyetiyle ve intizamlı vazifesiyle ve ehemmiyetli pekleriyle senin vücub-u vücuduna şehadet ve saltanat uluhiyetine işaret etmesin. Ey şiddeti zuhurundan gizlenmiş ve ey azamet-i kibriyasından ihtifa etmiş olan Kadir-i Zülcelal, nasıl ki gökler, yıldızlar senin mevcudiyetine ve vahdaniyetine şehadet ederler.
Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sonra seyahat fikriyede bulunan o meraklı ve terakki ile zevki ve şevki artan dünya yolcusu, bahar bahçesinden bir bahar kadar bir güldeste-i marifet ve iman alıp gelirken, hayvanat ve tuyur aleminin kapısı, hakikat bin olan aklına ve marifet aşina olan üstüne açıldı. Yerede şehri, şu koca arzı adi bir hayvan gibi imate ve ihya eden ve beşer ve hayvana hoş bir beşik ve güzel bir gemi yapan, güneşi onlara şu misafirhanede ışık verici ve ısındırıcı lamba eden, yeryüzünün tarlasında nebatatın her bir taifesi lisan-ı hal ve istidat diliyle Fatır-ı Hakim'den sual ediyorlar ki, ya Rabbana bize kuvvet ver. Yeryüzünün her bir tarafında taifemizin bayrağını dikmekle saltanat-ı rububiyetini lisanımızla ilan edelim. Ve Ruh-i Arz mescidinin her bir köşesinde sana ibadet etmek için bize tevfik ver. Ve meşhergah-ı arzın her bir tarafında senin esma-i hüsnanın nakışlarını, senin bedi ve antika sanatlarını kendi lisanımızla teşhir etmek için bize bir revaç ve seyahate iktidar ver. Şimdi ebediyeti isteyen ve ebed için halk olunan ve ihsana karşı perestiş eden ve firaktan mütellim olan ruh-i insan kalkıp abdest alıp namaz kılmak için kadim-i baki ve kayyum-i sermedinin dergah-ı samadaniyesine arz-ı münacat ederek zevalsiz ve nihayetsiz rahmetinin iltifatına iltica edip hesapsız nimetlerine karşı şükür ve hamd ederek İzzet-i rububiyetine karşı zelilane rükû'a gidip sermediyet-i uluhiyetine karşı mahviyetkerane secde eder. Ubudiyet vazifesinden sonra kainat sayfalarını okumak ve küre üzerinde inceleme yapmak üzere derse oturdular. Küre-i arz kendi mihveri etrafında dönüşünden gece ile gündüz, güneşin etrafında seyr-i seyahatinden bir sene ve dört mevsim meydana gelmekte. İşte gel güneş ile muhtelif 12 seyyarelerin müvazenelerine bak. Acaba bu müvazene güneş gibi adl ve kadir olan Zat-ı Zülcelal'i göstermiyor mu? Ve bilhassa seyyaratan olan gemimiz, yani küre-i arz, bir senede 24 bin senelik bir dairede gezer, seyahat eder. Ve o harika süratiyle zeminin yüzünde dizilmiş, istif edilmiş eşyayı dağıtmıyor, sarsmıyor, fezaya fırlatmıyor. Eğer sürati bir parça tezyit veya tenkis edilseydi, sekenesini, sakin olan insanları ve bütün hayvanatı havaya fırlatıp fezada dağıtacaktı. Şükremiz ve sair seyyareler, bidayette güneşle mümtezic
olarak açılmamış bir hamur şeklindeyken, arz ve nebatat satırlarını mütalaa etmek ve incelemek üzere gezmeye başladılar. Şimdi dikkatle bak, bir çam ağacının buğday tanesi kadar çekirdeği koca çam ağacına nasıl bir mebda başlangıç oluyor? Kudret-i ilahi bu acip ağacı bu çekirdekten halk ediyor. Çekirdek kün emriyle filizlenip yavaş yavaş bir fidan, sonra büyük bir çam oluyor. Milyondan ancak bir hisse o çekirdekte bulunurken, o çekirdek kader kalemiyle yazılan manevi bir fihrist olmuş. Yoksa bir köy kadar fabrikalar lazım ki o acip ağaç dal ve budaklarıyla teşkil edilebilsin. Kainatı ziynetlendiren nebatat ve bitkilerin fihristesi hayatı olan nüvelerini, çekirdeklerini ilim ve tefekkür ile incelemeye başladılar. Yur alemine, kuşlara bak, onların söyleşmeleri ve cıvıldaşmaları bir sani hakimin söyletmesidir. Azamet ve kudret-i ilahiyeyi yakından temaşa etmek istersen, git fırtınalı bir denizden, zelzeleli bir zeminden sor. Ne diyorsunuz de, elbette ya celil, ya celil, ya aziz, ya cebbar dediklerini işiteceksin. Sonra deniz içinde ve zemin yüzünde merhamet ve şefkatle terbiye edilen küçük hayvanattan ve yavrulardan sor. Ne diyorsunuz de, elbette ya cemil, ya cemil, ya rahim, ya rahim diyecekler. Evet, bu dünyamızın menbai acayip, buhar kazanları hükmünde olan denizlerde hiçbir mevcut, hatta hiçbir katre su yoktur ki vücuduyla, intizamıyla, menfaatiyle ve vaziyetiyle halikini bildirmesin. Hayvanat-ı bahiriyeden hususen bir tanesi, 1 milyon yumurtacıklarıyla denizleri şenlendiren balıklardan hiçbirisi yoktur ki hilkatiyle ve vazifesiyle seni bildirip tanıttırmasın. Kainat, kainatın lambası olan güneş, azametiyle kainatı ışıklandırıyor. Ya Rabbi ve Ya Rabbü semavati vel ardı, Ya Halik ve Ya Halik kulli şey, gökleri yıldızlarıyla ve zemini müştemilatıyla ve bütün mahlukatı bütün keyfiyatıyla tesir eden kudretinin ve azametinin ve iradetinin ve hakimiyetinin hakkı için nefsimizi bize musahhar eyle ve matlubumuzu bize musahhar kıl. Euzubillahimineşşeytanirracim. Thank you.
Şakıyan şu bülbüller der ya Rabbi ya Rabbi, bunca laleler güller der ya Rabbi ya Rabbi, bunca laleler güller der ya Rabbi ya Rabbi. Ağaçlar yaprak yaprak, yeşil mavi kara ak, ne varsa büyük ufak der ya Rabbi ya Rabbi, ne varsa büyük ufak der ya Rabbi ya Rabbi. Yer gök mekan ve zaman, dağ taş dere toz duman, çığlık feryat ah aman der ya Rabbi ya Rabbi, çığlık feryat ah aman der ya Rabbi ya Rabbi. Çayır çimen ot yonca, lale sümbül gül gonca, yerde gezen karınca der ya Rabbi ya Rabbi, yerde gezen karınca der ya Rabbi ya Rabbi. Kalp gözünü aç da bak, bir an için yok durmak, şu sular ırmak ırmak der ya Rabbi ya Rabbi, şu sular ırmak ırmak der ya Rabbi ya Rabbi. Feryat figan aman ey, bunca varlık bunca şey, çığlık çığlık öten ney der ya Rabbi ya Rabbi, çığlık çığlık öten ney der ya Rabbi ya Rabbi. Koyun kuzu kuş cüce, hem gündüz hem de gece, durmadan hece hece der ya Rabbi ya Rabbi, durmadan hece.